Haber merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 16 Ekim 2021 Cumartesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i ağırladı. Yakında görevi bırakacak olan Merkel, veda ziyareti kapsamında İstanbul'daydı. Huber Köşkü'ndeki görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti. Basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'da yeni kurulacak koalisyon hükümetine atıfla "Biz de koalisyonlardan çok çektik, başkanlık sistemine geçtik, kurtulduk" sözleri damga vurdu. Sayın Şansölye, ama zaman zaman hep şikayetlerinizi bana aktardınız. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in İstanbul ziyaretine iki liderin koalisyon mesajları damga vurdu. Koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya-Türkiye ilişkileri çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan veda ziyareti için Türkiye'ye gelen Merkel'i Huber Köşkü'nde ağırladı. Liderler görüşme öncesi köşkün balkonuna çıktı. Erdoğan Merkel'e boğazı tanıttı. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kameralar karşısındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'da yeni kurulacak koalisyon hükümetiyle de Merkel döneminde olduğu gibi iyi ilişkiler beklediğini söyledi ve ekledi. Koalisyon hükümetleri de tabii çalışmayı her zaman zorlaştırıyor. Geçmişte bizdeki koalisyon hükümetleri de çok çok başarısız olmuştur. Başkanlık sistemine geçmemizle birlikte biz bu koalisyonlardan kurtulduk. Deutschlands gehört der Föderalismus und die Koalitionsregierung. Sayın Şansölye, ama zaman zaman hep şikayetlerinizi bana aktardınız. Das stimmt. So ist das im Leben ja. Trotzdem ist es hayat schön. Böyle. Trotzdem ist es schön. Benim torun diyor ki, dede diyor, ne yapacaksın? Hayat böyle. Erdoğan ve Merkel'in gündeminde Avrupa Birliği ile imzalanan mülteci anlaşması da vardı. Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda. Bu insanları tabii bizim ötelememiz Yunanistan'ın yaptığı gibi mümkün değil. Yapamayız. Ich bin sehr froh, dass die Kommission jetzt beim Europäischen Parlament, der Rat hat das schon beschlossen, eine erste neue Tranche festgelegt hat, damit über die schon vereinbarten 6 Milliarden hinaus weitere Gelder fließen. Merkel 16 yıllık görev süresi boyunca yakın çalışma içinde olduk dediği Erdoğan'a önce teşekkür etti. Ardından da Türkiye'nin Erdoğan döneminde çok geliştiğini söyledi. Präsident Erdoğan oder dem früheren Ministerpräsidenten Kontakt hatte, ich sagen darf, dass in der Türkei Erdoğan konuğuna Almanca teşekkür ederek basın toplantısını sonlandırdı. Dankeschön. Dankeschön. Ardından konuğunu aracına kadar götürdü, onu el sallayarak uğurladı. Ve ana muhalefet, daha önce birçok kez öğretmenleri, çiftçileri, iş adamı ve yatırımcıları, hatta hakim ve savcıları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu listeye bürokratları da ekledi. Bugün sosyal medya hesabından bir video yayınladı Kılıçdaroğlu. Özetle 18 Ekim pazartesi günü itibariyle hükümete verdiğiniz desteği durdurun diyerek bir bakıma kamu çalışanlarına gözdağı verdi. Tabii AK Parti'den yanıt var o sözlere. Mahir Ünal bir tweet attı. Ünal, FETÖ ile CHP ilişkisine dikkat çekerek Kılıçdaroğlu'na "Bu çağrıyı 15 Temmuz'dan önce yapsaydın karşılık bulabilirdin" diye tepki gösterdi. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa 18 Ekim pazartesi itibariyle durun. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tam da bir diktatör açıklaması. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tehditlerine bir yenisini eklemiş. Nedendir bilinmez ama 18 Ekim 2021 pazartesi gününü milat olarak belirledi. Son çağrım diyerek bu kez de bürokratları tehdit etti. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin. Öğretmenler, çiftçiler, iş adamları, yatırımcılar, yargı mensupları derken tehdit sırası bürokratlara geldi. Emir almıştım diyerek
bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Videoyu Türkiye Gençlik Vakfı'na yönelik iddialarla ilgili partisinin görüşünü açıklamak için paylaşmıştı. Bürokraside görev yapan isimlere seslendi, alınacak kararlarla ilgili gözdağı verdi. 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Bu sözlere AK Partililerin tepkisi gecikmedi. Ömer Çelik, tehditlerle kamu düzenine etki etmeye çalışmak ancak bir paralel devlet arayışıdır dedi. Mahir Ünal, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şerefli bürokratlarından elini çek ifadelerini kullandı. Hamza Dağ ise PKK'ya, FETÖ'ye bu tehdit dilini kullanabilir mi diye sordu. Kılıçdaroğlu'na AK Partililer gibi MHP'liler de tepki gösterdi. İfadeleriyle bürokratları tehdit etmesi vesayet rejimi özleminin ifadesidir. Demokrasiyle taban tabana zıt olan ifadeler. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu gerginlikten beslenmektedir. Bürokratları tehdit etmek bir genel başkana yakışmamıştır. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Mersin gezisinde bir esnafın tepkisiyle karşılaştı. 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlatan o esnaf, Erdoğan'a yanlış yaptınız deyince Babacan'dan tarihi bir itiraf geldi. Ben Abdullah Gül için çalıştım. İşte cümlenin devamı ve Mersin esnafının Babacan'a tepkisi. Teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız? Tabii ki vardım. Görünür değildim ben ama tam güvendeydim. Çok iyi. Hayır, Erdoğan'a yanlış yaptınız. Ya bir dinle, bir dinle. Karşılaştığı tepki sonrası neye uğradığını şaşırdı. Kendisine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attım diyerek savunmaya çalışırken aynı zamanda bir itirafa da imza atmış oldu. Ben Abdullah Gül'ü destekledim. Ne oluyor ya? Destekledim, aday olsun. Tamam. Ama imza veriyorum. Tayyip Erdoğan için sonra Abdullah Gül için çalıştım. Değil işte. Önce ona destek verdim. Olmayınca. Olmuyorum deyince gittim Tayyip Erdoğan'a imza attım. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti çatısı altında siyaset yaparken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü muhalefetin adayı yapmaya çalıştığına yönelik bu sözleri Mersin'de esnafın tepkisini çekti. Ben AK Partiliyim. Bak, dünya liderim, ben hayranıyım. Ama siz öylesi Maliye Bakanı yaptı, Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız. Deva Partililer çözümü tepkili adamı Babacan'ın yanından uzaklaştırmakta buldu. Yine bir bile oy alamayacaksın. 2023'ün galibi Tayyip Erdoğan. Boş ver olan mı? Göreceğim 2023 seçimde kim kazanır? Yanlışlıkla ezdim dedi, cansız bedeninin başında ağladı. Denizli'deki dehşetin sırrı çözüldü. ATV Haber cinayet anının görüntülerine ulaştı. Birazdan. Sabah saatlerinde Samsun'dan gelen kaza haberi yürek yaktı. İstanbul-Trabzon seferini yapan yolcu otobüsü kontrolden çıktı. 150 metreden dere yatağına uçtu. İki kişinin can verdiği kazada kurtarma ekipleri ve halk yaralıları uçurumdan çıkarmak için seferber oldu. Doktor geldi ama onu gönderdi efendim. Siz şey olacak. İç kanamını mı basalım? Valla alacaksınız. Haftayla alacağım. Yardım edin. Allah'ın zaman yardım edin. Haftayla alacağım. Can kurtarmak için zamana karşı yarış var. Jandarma ve AFAD görevlileri yaralıları uçurumdan çıkarıyor, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıp hastaneye yönlendiriyor. Beyler yardımcı olun bize. Sabah 6 sıralarıydı. İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün şoförü Mustafa Kurbetoğlu görevi Osman Özsoy'a devretmişti. Otobüs Samsun Kavak'tan geçerken kontrolden çıktı, 150 metreden dere yatağına yuvarlandı. İhbar herkese alarma geçirdi. Allah'tan arkadan gelen araba görmüş müdürü? Görmüş mü? Görmüş, o haber vermiş. Yoksa var ya bunu bulamazdık arkadaşlar. Halatı gerdirin! Halatı gerdir, gerdir! Bölgede yoğun sis vardı. Kurtarma ekipleri halat yardımıyla aşağıya indi. İki yolcunun can verdiği kazada 14 yaralı vardı. Sıkıştıkları yerden kurtarılmayı bekleyenler tek tek otobüsten çıkarıldı. Kurtaracağım seni, kurtaracağım.
Tamam. Hafif yaralılar da yardıma gelen Kavaklılar tarafından uçurumdan çıkarıldı. Dinlen dinlen, sıkıntı yok, dinlen. Şuraya atlattık mı? Lazım, atsınlar aşağıya. Kırmızı halatı. Kırmızı halatı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yapılan ilk incelemede otobüsün 3 şeritli yolun sağından ilerlediği belirlendi. Çok takla atmaması can kaybının artmasının önüne geçmişti. Bundan 5 gün önceydi İstanbul Haramidere'deki otomobil yangının perde arkasından çifte infaz çıkmıştı. Polis önce Avcılar'daki evinde Esra Yıldız'ın, günler sonra da kayıp eşi Nurettin Yıldız'ın cansız bedenine ulaşmıştı. İstanbul Emniyeti sır cinayetleri çözmeye, katilleri yakalamaya çalışırken çok önemli ipuçları ele geçirdi. Arkadaşlarımız Özlem Aktay ve Gökhan Aktaş'ın ulaştığı o çarpıcı ayrıntılar geliyor şimdi. Kimin yaptığı belli değil ama abimi de yengemi de birileri öldürdü. Seni nasıl giydiler yavrum yavrum? Seni nasıl giydiler anne? Dur deyin lütfen, yalvarıyorum size. İlk vahşet, polisin Haramidere'de alevlere teslim olan aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştığı sırada ortaya çıkmıştı. Sürücü Nurettin Yıldız'ın eşi Esra Yıldız, Avcılar'daki evinde boğazı kesilmiş halde kayıp eşinin cansız bedeni de 4 gün sonra bulunmuştu. Polis sır cinayetleri çözmeye çalışırken çok önemli bir ipucuna ulaştı. Sen ilk göz ağrım dünyamdan. Cinayet polisi Nurettin Yıldız'ın aynı gün içinde iki farklı görüntüsüne ulaştı. İlk görüntüde aracıyla sabah saatlerinde güvenlik kamerasına takıldı. Her şey normaldi. Ardından akşam saatlerinde o araç bir kez daha güvenlik kamerasına takıldı ama hava kararmış olmasına rağmen sürücü koltuğundaki güneş siperliği inikti ve aracın camları kırıktı. Araç Nurettin Yıldız'a aitti ancak hava kararmış olmasına rağmen güneş korumalığı açık ve camlar kırıktı. Sürücü koltuğundaysa kimin olduğu henüz bilinmiyor. Polis çifte cinayetlerin iki görüntü arasında yaşandığını düşünüyor. Çok güzel bir insandı. Ya işletmecidir, otel sahibi iki tane kesinlikle. Borçumuz hiçbir şey yok. Çifte cinayeti, karı kocanın cansız bedeni 4 gün arayla bulundu. İlk katledilen talihsiz kadın oldu. Evinde vahşice öldürüldü. Polis inceleme yaptığında kapıda bir zorlama olmadığını fark etti. Polise göre cinayetin katil zanları tanıdık birileriydi. Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gün binadan kaçan iki şüphelinin görüntüsü polisin elinde. Ekipler karı kocanın cansız bedeninin bulunduğu iki alanı da çembere aldı. Tüm kamera kayıtları toplandı. Yine çiftin cansız bedeninin bulunduğu adreslerdeki telefon sinyalleri de istendi. Düşmanımız yok. Her katil ardında bir iz bırakır. İşte cinayet polisi de o izin peşinde. Çiftin yakınlarının ifadesine başvuruldu. Şimdi polis topladığı tüm güvenlik kameraları görüntülerinden kendilerini katil ya da katillere götürecek bir ipucu arıyor. İstanbul Avcılar'da örneğine pek rastlanmayacak türden bir hırsızlık olayı yaşandı. Emniyette suç dosyası epey kabarık bir zanlı, müşteri gibi bindiği taksiyi çaldı. İki gün boyunca da çalıntı araçla müşteri taşıyıp para kazandı. İşte akıl almaz hikayenin ayrıntıları. Arkadaşlar, ticari taksi polisten kaçıyor. Yolcu gibi bindiği taksiyi çaldı, iki gün boyunca yolcu taşıyıp para kazandı. Suç makinesi çıkan adamın çaldığı takside uyuşturucu sattığı da ortaya çıktı ama kaçışı uzun sürmedi. Lastiklerini patlattı polisler. Adam yoldan çevirdiği taksiye bindi ve bir süre gittikten sonra şoföre ileride tır parkından babasını alacağını söyledi. Şoför tır parkına geldiğinde araçtan indi, tuvalete gitti. O esnada şoför koltuğuna o adam geçti. Arabayı çalıp hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Arkadaşlar, ticari taksi polisten kaçıyor. Filmlere konu olacak olay İstanbul Avcılar'da oldu. Taksisini çaldıran şoför aracının peşinden koştu ama nafile. Hırsız gaza yüklenip kaçtı. Polis peşindeyken gocunmadan yolcu da taşımaya başladı. Çalınan taksi iki gün boyunca bulunamadı ve bir taksi şoförü o aracı Avcılar'da gördü. Hemen polise haber verildi. Arkadaşlar, ticari taksi polisten kaçıyor. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri taksinin peşine düştü. Dur ihtarında bulundu ama araç kaçınca bu kez polis lastiklere ateş açarak o taksiyi durdurdu.
lastiklerini patlattı polisler. Kaçan zanlı patlak lastiklerle kavşak etrafında 4 tur attı. Lastikler inince araçtan çıkıp yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak yakalandı. Lastiklerini patlattı polisler. Ama yok yani, gidebildiği yere kadar gitmeye çalışıyor arkadaş. Suç makinesi çıkan zanlının adının Abdülsemet Karataş olduğu açıklandı. Polise uyuşturucudan hırsızlığa hakkında 46 suç kaydı vardı. Şimdi cezaevinde. Tokat'ta bir tır şoförü aracını park etmiş, evine doğru yürüyordu. Gelen sesler üzerine arkasına döndüğünde tırın yokuş aşağı kaydığını gördü. Müdahale etmeye çalıştı ama tabii çabaları yetmedi. Hızla ilerleyen tır yakındaki kamelyada oturan gençlerin üzerine düştü. İşte o facia anı. Canımızı vallahi zor kurtardık. Park halindeyken bir anda kaymaya başladı. Tır içinde gençlerin bulunduğu kamelyanın üstüne düştü. Facia çok ucuz atlatıldı. Arkadaşım bağırdı, kaçın dedi. Akşam saatleriydi. Şoförü tırı Bedestenoğlu mahallesine park etmiş, evine yürüyordu. Araç bir anda kaymaya başladı. İndim, kilitledim, eve gideceğim. Ama o anda yürüdü. Tır yakındaki spor tesisinin bahçesine doğru hızla ilerliyordu. Park ettim, kapıyı kilitledim, indim abi. O anda yürüdü. O sırada tesise ait kamelyada oturan gençler vardı. Telefonla konuşan genç adam durumu fark ederek arkadaşlarını uyarmaya çalıştı ama sadece bir tanesine sesini duyurabildi. Tır kamelyanın üzerine uçtu. Gençlerden biri yerle bir olan tahtaların arasında kaldı. Arkadaşım bağırdı, kaçın dedi. Genç adam mucize eseri hayatta kaldı. Oradan ben arkadan sürünerek çıktım. Bize bir şey olmadı. Bir şey yok şu an. Olan bana oldu işte, bacağıma tırın parçaları geldi. Sürücüsü ise şaşkındı. Arıza falan mı var? Frenler mi az tuttu, ben anlayamadım. Denizli'de erkek arkadaşını kullandığı araçla ezerek öldüren ve polise yanlışlıkla oldu diyerek başında timsah gözyaşları döken kadının kirli oyununu ekranlarınıza getirmiştik. İki çocuk babası kazaya değil, aslında korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkarmıştı. Muhabir arkadaşımız Özlem Aksa işte bugün o kan donduran anların görüntüsüne ulaştı. Bilerek mi çarptınız efendim? Sevgilisini arabayla ezmiş, yanlışlıkla oldu diyerek başında sahte gözyaşı dökmüştü. Kirli oyunu güvenlik kamerası görüntüleri bozdu. Korkunç cinayet ortaya çıktı. 34 yaşındaki kadının acımasızca defalarca sevgilisinin üzerinden geçtiği anlar kameralara böyle yansıdı. Murat Avcı evli iki çocuk babasıydı. 4 yıldır da Dilek Kuşçu ile gönül ilişkisi vardı. Çift o gece dışarıda arkadaşlarıyla buluşmuş, sonra da kalacakları aparta gelmişti. Direksiyon başında Dilek Kuşçu vardı. İddia o ki dönüşte ikili arasında tartışma çıkmıştı. Genç adamın araçtan inmesiyle hırsını alamayan kadın gaz pedalına basıp onu böyle ezmişti. Hatta defalarca üzerinden geçmişti. Bilerek mi çarptınız efendim? 34 yaşındaki Dilek Kuşçu o vahşet anların ardından otomobilden indi ve ezdiği sevgilisini otomobilin altında çekiştirmeye başladı. Ve bir süre sonra tekrar araca bindi ve beklemeye başladı. O esnada kalacakları apartın sahibi ışıkları görüp aşağıya indiğinde talihsiz adamı aracın altında gördü ve polise haber verdi. Bir çocuk annesi kadın polis gelince araçtan inip ağlamaya başladı. Ezip öldürdüğü sevgilisi için başında ağıtlar yaktı. Polis ilk başta yaşananların bir kaza olduğunu düşündü ama işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı. Bilerek mi çarptınız efendim? Polisi şüphelendiren 34 yaşındaki kadının çelişkili ifadeleri oldu. Önce sevgilisini araçla nasıl ezdiğini hatırlamadığını söyledi. Sonra da bambaşka şeyler anlattı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde kadının sevgilisini ezdiği o anları gördü. Denizli Asay Şube Müdürlüğü ekipleri 41 yaşındaki adamı ölüme götürenin kaza değil cinayet olduğunu anladı. Sevgilisi gözünü kırpmadan onu canice böyle ezdi. İfadesine gelince çok alkollü olduğunu, bir şey hatırlamadığını söyledi. Cani kadın kasten adam öldürmekten tutuklanıp cezaevine gönderildi. Talihsiz adam da toprağa verildi.
Dün akşam Beyoğlu'nda bir taksiciyle yolcu arasında sıra dışı bir gerginlik yaşandı. Taksiye alınmayan müşteri bakın tepkisini nasıl gösterdi. Taksiye alınmadı, çileden çıktı. Sürücüyü önce tehdit etti, sonra da onu durdurabilmek için aracın üzerine çıktı. Burası Beyoğlu. Öfkeyi tırmandıran neden iddiaya göre taksicinin müşteriyi geri çevirmesiydi. Sürücü yoluna devam etmek istedi ama yolcu o kadar öfkeliydi ki buna izin vermemek için elinden ne geldiyse yaptı. Yolcu aracın önünden çekilmemekte, taksici de onu aracına almamakta kararlıydı. Sürücü gaza bastığı anda da pes etmedi. Kaputun üzerine çıktı. Trafik durunca bu kez cadde korna sesleriyle yankılandı. Uzun süre mücadele eden yolcu yoldan bu müdahaleyle uzaklaştı. Şiddetli sağanak ve fırtına Ege bölgesinde hayatı felç etti. Rögarlar taştı, caddeler dere yatağına döndü. Uçan çatılar, yüzen araçlar, devrilen ağaçlar ve su baskınları. Ölümden dönenler de vardı. Akıl almaz manzaraları ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde hemen uyaralım. Meteoroloji sarı kodlu uyarı yaptı. Marmara, Ege, Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Arabalar suyun içerisinde kaldı. Göle dönen yollar, yüzen arabalar, devrilen ağaçlar. Ege'yi sağanak ve fırtına vurdu. Fırtına ve yağış İzmir'in birçok noktasında etkili oldu. İşte aşırı yağıştan dolayı kordonda su altında kaldı. Burası İzmir'in Urla ilçesi. An itibariyle Urla Sanayi Kavşağı, arabalar suyun içerisinde kaldı. Caddeler bu haldeydi. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Ta buraya geldi bak. Bak. Şurası su oldu. Fırtına çatıları uçurdu. Yağışın yanı sıra aynı zamanda fırtına da etkiliydi. Burası kordon. Kordonda da bazı ağaçları dallarından kırdı ve uçurdu. Dalgalar sahildeki beton blokları yerinden söktü. Rüzgardan sallanan bir ağaç da yolda yürüyen gençlerin üzerine böyle devrildi. Dere gibi akan caddede sandalyeler sürüklendi, iş yerlerini su bastı. Esnaf eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Aydın Kuşadası'nda ise sağanak ve dolu etkiliydi. Bu bizim selle mücadelemiz. Nazilli'de de giriş kattaki evleri ve iş yerlerini su bastı. Araçlar neredeyse suda kayboldu. Arabanın tavanına kadar geldi sular. Bu arabayı mı kurtaracağız, amcalarımı kurtaracağız derken arabanın içinde zaten bir tane de bayan var. Biz bayana zor çıkarabildik arabadan. Boğazına kadar suyun içinde oturuyor. Denizde yüzen araba yapmışlar. Denizde yüzüyor. Bu nasıl bir altyapıdır ya? Muğla'da da benzer manzaralar vardı. Evet, şu anda o durum yıkılıyor. Yağışla birlikte seralar zarar gördü. Yağmur yağdı, su bastı. Karla suyun içinde kaldı. Evler suyun içinde. Bursa'da yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığındı. Dükkan önünde oturan gençler lodosta çatıdan düşen parçalardan şans eseri kurtuldu. Mersin'de bir eve hırsız girdi, hem de güpegündüz. Mahallenin gözü önünde binanın ikinci katına tırmandı, açık olan pencereden içeri girdi. Adımını eve atar atmaz da ev sahibiyle göz göze geldi. İşte o an ve sonrası.
Açık pencereden içeri sızmasıyla kendini boşluğa bırakması bir oldu. Çünkü boş sandığı evin sahibiyle yüz yüze gelmişti. Allah Allah. Sabah saatleriydi. Mersin Toroslar'da sokaklarda dolaşan iki genç sonunda durup bir evi gözetlemeye başladı. Bıçak var ellerimde ha. Ben dün sap koyuyor cebine, görüyorsun. Niyetleri çok geçmeden anlaşıldı. Penceresi açık bırakılan dairenin boş olduğunu düşünüp harekete geçtiler. Biri gözcülük yaparken diğeri ustalıkla birinci katın korkuluğuna tırmandı. O genç saniyeler sonra yeniden pencerede göründü. Boş sandığı evin sahibiyle burun buruna gelmişti. Hiç tereddüt etmeden kendini boşluğa bıraktı. Allah Allah. Belli ki yüksekten atlamaya alışıktı. Bir şey olmamış gibi koşarak uzaklaştı. Bilmiyordu ama bir cep telefonu kamerası her şeyi kaydetmişti. Mersin polisi eşkalini belirlediği iki gencin peşine düştü. Allah Allah. İstanbul Güngören'de görevli bir temizlik işçisi caddeyi süpürürken bir çanta buldu. Belki kimlik vardır diye de içini açtı. Çantada kimlik yoktu ama ev sahibi olabileceği kadar para vardı. Ama temizlik işçisi o paraya dokunmayı aklının ucundan bile geçirmedi. Çantadaki 500 bin lirayı aynı günün akşamında sahibine teslim etti. Hep söylediğimiz gibi iyi insanlar iyi ki var. Şimdi içine bir baktım, bayağı bir miktarda bir dolar, euro, yani 200 banknotlu para var yani. Yolun ortasında bir çanta buldu, içi tomar tomar para doluydu. Büyük bir miktarda para yani. Bir tayir alacak kadar para yani. Çantada tam 500 bin lira vardı. Evimin otoparkından çıktım. Çıktıktan sonra kısa bir süre sonra fark ettim ama yeniden bakıldığında yerinde yoktu. Parayı temizlik görevlisi Adem Cevahir buldu ama harcamayı bir an bile aklından geçirmedi. Sahibini bulabilmek için hemen polisi aradı. Ben de hemen bölgeyi bitirdim, kotum çekme boynuma, gittim çarşıya, 155'i aradım. 10 dakika sonra geldi polisler. Kısa bir süre sonra da paranın sahibi bulundu. Var mı herhangi bir sorun? Yok, herhangi bir sorunun yoktur. Tamam. Abi teşekkür ederiz. Buyur abi. Sağ ol abi, teşekkürler. Sağ ol abi. Onun ödemesi varmış bugün. Çok dua etti. O duasını aldık. Ne mutlu bize yani. İçindeki parayı eksiksiz kuruşu kuruşuna teslim aldı. Düşürdüğü 500 bin lirasını eksiksiz teslim alan esnaf parayı bulan temizlik görevlisine 1000 dolar hediye etti. Yaşlı bir adam dükkanında iş verdiği çalışanına gidecek yeri olmadığı için evinin kapılarını açmıştı. Ancak iyi niyetinin kurbanı oldu. Kol kanat gerdiği o genç iddia o ki onu önce sevgilisiyle nikah masasına oturttu. Ardından da türlü numaralar çevirerek kapının önüne koydu. Varını yoğunu kaybeden talihsiz adam Esra Erol'dan yardım istedi. Taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi. Rekalet verdik. İşlerimle ilgilenecek, kartlarımla ilgilenecek, bilmem ne edecek. 35 milyon lira para çekmiş. Önce iş verdi, sonra da haline acıyıp evini aldı. Emrullah Güvendik ismindeki bir arkadaşınıza aslında kol kanat germek istiyorsunuz. Evet efendim. Yaşlı adam dolandırıcı çiftin tuzağına düştü. Sonra da Mehmet amcaya diyor, gel diyor seni evlendirelim. Önce kendini evlilik oyununun içinde buldu, ardından da kapıda. Meğerse Emrullah Bey Şadıman'ın dostuymuş. Bunlar sevgiliymiş. Evet. Mehmet Zeyrek karısı ve yanında çalışan elemanının kumpasına kurban gittiğini iddia ederek başvurdu programa. Mehmet amcanın hikayesi şöyle başlıyor. Emrullah Güvendik ismindeki bir arkadaşınıza aslında kol kanat germek istiyorsunuz. Evet efendim, evet. Aynen. Dükkanda o yalnız kalmasın diye onu evinde misafir ediyor. Ancak iddiaya göre yaşlı adamın evine yerleşen Emrullah Güvendik, Mehmet Zeyrek'in babacan yaklaşımına karşılık hain planlar peşindeydi. Mehmet amcaya diyor, gel diyor seni evlendirelim. Kimle tanıştırdı sizi? Şadına Zeyrek. Güvendik, yaşlı adamı tanıştırdığı kadınla evlenmeye ikna etti. Ancak bu kirli tezgahın bir parçasıydı. Şaduman Zeyrek'le nikah masasına oturan adamın hayatı birdenbire alt üst oldu. Evlendik. Evlendikten sonra benim başım belaya girdi. Mahvoldum. Sonradan öğrendim ben meğerse Emrullah Bey Şadıman'ın dostuymuş. Tuzağa düştüğünü anladığında çok geçti. Elinde avucunda ne varsa kaybetti. Benden telefonu aldı. Sonra bir baktım benim o telefondan 35 milyon lira para çekmiş. Ondan sonra altın vardı, bilezik altın. Koler vardı. Peki senin senden kredi kartlarını, banka kartlarını, hepsini, maaş kartlarını istedi mi senden? Tabii canım, ben hepsini verdim ben ona.
İddiaların odağındaki Şaduman Zeyrek stüdyoda eşiyle karşı karşıya geldi. Ama tüm suçlamaları reddetti. Ne yüzünden geldin sen ya? Ne yüzünden geldin? He? Ne yüzünden geldin sen? Senin yalanların yüzünden buradayız. Sen ne yüzünden geldin? Benim dedi hiç kimsem yok, çocuğum yok. Sen de dedi bakım yapıyormuşsun, yaşlı bakım. Gel dedi burada dedi evde beraber kalalım. Bana yoldaş, bir nefes. Birlikte bana destek ol dedi. Biz de kağıt üzerinde nikah yaptık. Şaduman ablacığım tamam, siz bu adamın bakıcısınız tamam mı? Tamam. Evi... Niye size tek taş alıyor ya? Evet, Emrullah sevgiliyle beraber oldunuz. Hayır. Siz bu vekaletnameyi alıp onunla evlenip bankalara gittikten sonra 55 bin TL'lik kredi çekilmiş. Daha sonra yayına dolandırıcılıkla suçlanan Emrullah Güvendik bağlandı. Şu anda diyor ki bana benim evlenmeye ihtiyacım var, benim olabilir, bakıma ihtiyacım var, olabilir, biz de aracı olduk. Emrullah Bey, laf ebeliği yapmayın, şey soruma bak, cevap sana, verin. Bak, bu kadar sana, belalı bir siz, adamla, siz, ablanız siz gibi yardım, gördüğünüz Şaduman Hanım'ı neden evlendirdiniz? Ben iyilik yaptım kardeşim, daha ne yapayım? Eskişehir'deki Ortaklar Köyü'nün sakinlerine kulak vereceğiz şimdi. Suyumuz 2 aydır akmıyor diyorlar. Üstelik tek problemleri susuzlukla değil. Bu durumun köyde salgın hastalıklara neden olduğunu söylüyor ve bir an önce çözüm istiyorlar. Su yok kızım. Bizim suyumuz 63 gündür akmamaktadır. Bulaşığımızı yıkayamıyoruz. Banyomuzu yapamıyoruz. İsyan ediyorlar çünkü 2 aydır susuzluk çekiyorlar. Sularımızı istiyoruz yani kaçıncı devirde yaşıyoruz. Halimizi görün susuz 2 ayı geçti. İddialarına göre yıllardır köydeki kuyu suyunu kullanıyorlardı. Ama kuyunun suyu bitince susuz kaldılar. Burası Eskişehir Sivrihisar'a bağlı Ortaklar Köyü. 60 gündür suyu yok. 2-3 günde bir yarım saat akıyor. O da ilçe belediyesinin köye gönderdiği işte bu tanker sayesinde. Bu tanker bizim köyümüze su basmak için burada. Kaç günde bir geliyor? 2 günde, 3 günde. Göz bağlaması olarak gönderiyorlar. Sivrihisar Ortaklar Köyü'nün sakinleri ne bulaşıklarını yıkayabiliyor ne de çamaşırlarını. Ne kadar akıyor bu şekilde? Yarım saat 45 dakika ancak işte o kadar. Daha 2 gündür hiç gelmiyordu, bugün geldi. Kısa süreliğine de olsa su aktı. 75 yaşındaki Hatice Balçık evinin önünde bulunan su bidonlarını alelacele doldurmaya çalıştı ama işte o su mutluluğu çok kısa sürdü. Çünkü su tankeri gitti. Köylüler de bidonları doldurunca musluklardan şu anda bir damla bile su gelmiyor. Üstelik tek sorunları da bu değil. Başka köylerden taşıdıkları kuyu suyu köylüde cilt hastalıklarına sebep oldu. Ellerimizi yıkamak için kuyulardan sular çekiyoruz kendimiz su motorlarıyla. Onlar da ellerimizi çatlatıyor. Hastalıklar birbirini tetikliyor bu sefer de suyumuz olmadığı için. Köyde su olmadığı için derelerden akan suları içen hayvanlarda ise brusela hastalığı ortaya çıktı. Diğer köylerden gelen bulaşıcı hastalıklar köyümüzdeki hayvanlara da bulaşıyor. Geçenlerde brusela gibi bir hastalık çıktı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca seslerini duyurmaya çalıştılar ama nafile. En kısa zamanda aydınlığa kavuşturacağız diyorlar. 2,5 ay oldu. Kimi 75 yaşında, kimi 80 yaşında, hatta aralarında 81 yaşında olan da var. Haliyle susuzluk onlar için daha zor. Çünkü ellerindeki bu bidonlarla suyu taşımak zorunda kalıyorlar. 80 yaşında kadar belediye reisi yapıyorlar. Hiç gelip soran yok, arayan yok. Emine Erdoğan, Hepimiz Meryemiz platformu tarafından düzenlenen İstanbul Bahçeli Evler'deki konferansa katıldı. Kürsüye çıkan Erdoğan konuşmasına İsrail'in zulmüne uğrayan çocuklarla başlayınca gözyaşlarını tutamadı. İnsanlık çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Ne gözyaşlarını. Üzeri silah dolu bir İsrail askerinin karşısında küçücük yumruğunu kaldırmak zorunda kalan kız çocukları hepimizin kalbini paramparça ediyor. Ne de kendisine olan sözü tutabildi. Çok özür dilerim ağlamamaya kendime söz vermiştim. Emine Erdoğan'ın gözyaşları Filistinli çocuklar için aktı. Çocukların şehit düştüğü bir dünyada cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Erdoğan, İsrail zulmüne uğrayan kadın ve çocuklar için düzenlenen konferansta çıktı kürsüye. İnsanlık çocuklara çevrilmiş namluların
fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir? Konu Filistinli çocuklar olunca gözyaşlarına hakim olamadı. Bu çocuklar başlarını kaldırdıklarında uçan balonları değil, gökten yağan bombaları görüyorlar. Çok özür dilerim, ağlamamaya kendime söz vermiştim. Çocukların maruz kaldığı insanlık suçuna dikkat çeken Erdoğan, bu zulmü görmezden gelenlere seslendi. Bazı çocukların bir evden ya da doğumhaneden ziyade savaşta doğduğunun farkında mıyız? Bir kaza görüntüsü izleyeceksiniz şimdi ama görüntünün bu habere konu olma nedeni kazanın kendisi değil, kazazede kadının gamsızlığı. İzleyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Otomobil markete daldı, hem tezgahı hem de müşteriyi önüne kattı. Ancak ölümden dönen kadın şoku çabuk atlatıp patates seçmeye devam etti. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir market ilginç bir olaya sahne oldu. Sebze reyonunda alışveriş yapan bir kadın eline poşetini aldı, patatesleri doldurmaya başladı. Tam o esnada kontrolden çıkan bir otomobil markete daldı. Manav tezgahı yıkıldı, kadın müşteri aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ancak kadın kendisinden hiç beklenmeyecek bir şey yaptı. Düştüğü gibi yerden kalktı, etrafa bakındı ve hiçbir şey olmamış gibi alışverişe kaldığı yerden devam etti. İlginç görüntü sosyal medyada çok konuşulanlar listesinde. Pandemiyle birlikte fiyatları ikiye katlanan karavanlara ÖTV indirimi geldi. Yasa meclisten geçti, resmi gazetede yayınlanmayı bekliyor. Tabii indirimle birlikte karavan fiyatları da yarı yarıya düşecek. Neden mi? İşte yanıtı geliyor. Herkes karavan sahibi olmak istiyor. Bu ÖTV indirimi de sıfır araçlarda, sıfır karavanlarda faydalı olacağına inanıyorum. Korona salgınıyla birlikte tatilcilerin gözdesi olmuştu. Yoğun talepten fiyatları katlanarak artmıştı. Sıfır arabada yaklaşık 1 milyon 300 bin lirayken araba. Bu vergi indirimiyle beraber 600 bin lira civarına düşmüş olacak. Ama şimdi fiyatları yarı yarıya düşüyor. Motorlu karavanlarda ÖTV indirimi meclisten geçti. Sektör heyecanlı. Yasa resmi gazetede yayınlandığında karavanlarda ÖTV oranı %220'den %45'e düşecek. Şu anda içinde bulunduğum 2018 model karavan hala yapım aşamasında, imalathanesinde ve genişliği büyüklüğü 27 metreküp ve çıktığında 220 oranda ÖTV ile satılacaktı. Değeri 900 bin lira. Ancak %45 ÖTV oranı ile birlikte bu karavan imalathaneden çıktığında 490 bin liraya satılmış olacak. Tabii ki 900 bin liraya satmak istiyoruz ama vergi indirimiyle beraber geldiği zaman maliyetler tamamen aşağı düşecek. Şu anda içinde bulunduğumuz karavanda 2017 model karavan ve 4 kişilik ailenin çok rahat yaşayabileceği bir karavan. İşte bu şekilde dolapları, çekmeceleri bulunuyor. Yine bir mutfak tezgahını görüyoruz ve bir buzdolabını daha görüyoruz. Şöyle gittiğimizde yine bir yatağa doğru çıkmış oluyoruz. Ve bu karavanın fiyatı da yine eski ÖTV'ye göre yaklaşık 750 bin liraya satılacakken, şimdi ÖTV indirimiyle birlikte karavanın fiyatı 400 bin liraya kadar düşmüş oldu. Aradaki fark 350 bin lira bir araba parası. Şimdi yine çok şık ve çok güzel, konforlu bir karavanın içerisindeyiz. İşte bu şekilde çalışma masası ve koltukları da bulunuyor. Yine bu karavanın ÖTV indirimsiz fiyatı yaklaşık 1 milyon 300 bin lira. Ama ÖTV indirimiyle birlikte bu karavanın fiyatı yaklaşık 580 bin liraya kadar düşmüş olacak. Tarihi atmosferi birbirinden muhteşem mimari yapılarıyla dünyada da hayranlık uyandırıyor Yeditepe İstanbul. Öyle ki sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok fotoğraflanan 5 şehir arasında yer alıyor. Peki en çok hangi noktalar fotoğraflanıyor? Gelin o rotayı şimdi hep birlikte keşfedelim. From Bangladesh. Merhaba İstanbul. Tacikistan. Actually after seeing the series, I am now feeling that I am Hürrem Sultan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. I from Kazakhstan. Kapalı Çarşı'dan Ayasofya'ya, Galata Kulesi'nden Pierre Loti'ye. Kendine hayran bırakan Yeditepe İstanbul, sosyal medya kullanıcılarının en çok fotoğraf paylaştığı dünyadaki 5 kentten biri oldu. Here is full people. We are waiting 3 hours. For just picture. For one picture. Orta Doğulu, Avrupalı, Asyalı, hatta Amerikalı, dünyanın dört bir tarafından gelen turistler için de Süleymaniye'deki bu köşe en güzel Instagram fotoğraflarının çekildiği köşe. What do you think about this place? I love this place so much. Those costumes are amazing and I feel myself like really, really in a Sultan Süleyman Castle. So real Ottoman style. I love it. Seriously, I love it. I mean, it's so much fun. It's a huge experience. Where are you from? I'm from Tatarstan, Istanbul, seviyorum. Şehrin tarihi dokusu tüm ihtişamıyla fotoğraf karelerine yansıtılıyor. Süleymaniye'den başlayan rota Sultanahmet ve Kapalı Çarşı'ya kadar uzanıyor. Tarihi yapısı, mis gibi baharat kokusu, birbirinden lezzetli Türk lokumlarıyla Instagram'da en çok poz verilen adreslerden biri de Mısır Çarşısı. Balat'ta sosyal medya kullanıcılarının en çok fotoğraf çektirdiği renkli adreslerden biri. Sonraki istikametse Galata Kulesi. Kıyafetleriyle, kültürüyle onlar İstanbul'a aşık. Rusya'dan sadece fotoğraf çektirmek için geliyorlar ve Türkiye'yi İstanbul'u seviyorum. İstanbul'da çok renkli bir etkinlik başladı bu hafta. Trabzon tanıtım günleriyle Karadeniz İstanbul'a taşındı. Altay Altuğ ve kameraman Muhammed Ersöz de oradaydı. İşte izlenimleri geliyor. Her yerde Trabzon. Bir de her yer Trabzon. İnşaatlarda orta direk vardı. Orada Trabzon'du. Herkes biliyorsun. Of aman of. Kimi kemençe çalıp horon oynadı. Kimi hamsi ve kuymakla şov yaptı. 10 numara hatta 20 numara da diyebiliriz. Hangi ağaçtan yapılır kemençe? Meyve ağaçları. Erik, tut, armut, kiraz. Seslendiriyoruz ağaçları. Babuşlarım terindi yar kumdan giderim kumdan. Burada her yer bordo mavi, her yer hamsi tava, her yer muhlama. İstanbul Yenikapı miting alanı adeta küçük bir Trabzon'a dönmüş durumda. Nerelisiniz? Ben Ofluyum, la ilahe illallah. Dünya kadar borcum olsa da horon oynasam ya. 10 numara hatta 20 numara da diyebiliriz. Evet, evet. Buraya geldik mi görmeden gitmememiz gereken bir noktadayız. Evet. Balıklar taze mi? Taze. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. Yağını buraya süzülüyoruz efendim. Sonra tekrardan kapatıyoruz. Buna da şov diyoruz galiba. Evet efendim. Bol maydanoz, bol soğan, bol limon. Nereden geldiniz? Of hayrattan geldik. Of'tan geldik. Of aman of. Of aman of. En meşhur balı olan kestane balımız. Üst solunum yollarının şifasıdır. Bir de şimdi ne var burada? Bakın bizim deli bal var. Neden deli bal meşhur? Neden deli bal meşhur? Bundan bir kaşık yediğiniz zaman delirtir. Değil sapı. Diksem kafama ne olur? Erken kavuşursun. Ne yaparım? Çabuk kavuşursun. Allah. Evet. O derece. Hemen kavuşursun. Vücutta nerede ne mikrop varsa bu. Evet, onu öldürür. Deli baldan bir de Muhammed'e verelim abi. Abi bir şey yapar mı? Yok, sadece delirtir. İşte oyun budur, dünya birincisi bu. Reklam arasına gidiyoruz, ardından veda etmek için burada olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere, iyi akşamlar.